yerli geçirmeden işi bitirmek niyetindeyim. Bakın, burada biz bizeyiz. Kimseleri çıkmadan aramızda konuşabiliriz. Size içimdekileri dostça söyleyeyim mi? Yapmak istediğiniz şey beni sizin adınıza çok korkutuyor. Bunun neresinden alırsanız alın. Bence evlenmek sizin için çok tehlikeli bir şey. Olabilir dostum. Siz herhalde kendinize bakarak bizim hakkımızda endişeye düşüyorsunuz. Size göre bir insan evlenirse mutlaka boynunuzu takar. Bunlar ta tecrübeleri canım. Başa ne geleceği bilmez. Bunun için çaba harcamak da boştur. Fakat beni sizin adınıza korkutan şu yüzlerce zavallı kocanın maruz kaldığı alaylar. Çünkü bilirsiniz ya, siz de büyük küçük demeden herkese eleştirirsiniz. Çünkü sizin de en büyük eğlenceniz gittiğiniz yerlerdeki en dikkaları ballandıra ballandıra anlatmaktır. Peki iyi ama acaba dünyanın hangi şehrinde kocalar burada olduğu kadar sabırlı? Türlü türlüsünü görmüyor musunuz? Hepsini de evlerinde çekiştirip dururlar. Kimi para biriktirir. Karısı da bu parayı ona boyun taktıranlara keşke şeker. Biraz daha mutlu fakat bir o kadar kepaze bir takım kocalar da var ki. Her gün karılarına hediyeler verildiğini görürler de akıllarından hiçbir kıskançlık fikri geçmez. Neden? Çünkü hanımefendi ona bu hediyelerin erdemlerine karşı güverildiğini söyler. Kocaların bazısı bunu işitince ortalığı belbeleye verir. Tabii bir şey edemez. İkisi de işini tahtaya bağlar. Biz sevdalının eve geldiğini görünce bütün nezaketiyle eldivenlerini kalkusuna alır. Kadınların bazısı dişilerin ırkusunda sadık kocasına yalancıktan bir itirafta bulunur. Adam yazda böyle bir dolaba girip rahat rahat oturur ve sevdalının boş emeklerini acır. Ha! Bazısı da süslenip süslenmesi göze batmasın diye sarf ettiği paraları oyunda kazandığını söyler. Ahmak kocası da bunun ne çeşit bir oyun olabileceğini düşünemediğinden karısı para kazanıyor diye Tanrı'ya şükürler eder. Özetle, bütün bunlar birer alay konusu. Seyirci olarak bunlara gülemez miyim bütün bu ahmaklara? Doğru, doğru. Fakat gülme konusuna gelir başına. Ailemin gülü durur mu canım? Olup biteni anlatmak herkes için bir eğlence. Ama benim bulunduğum yerlerde ne söylenirse söylensin hiçbir de dedikoduya kulak astığım görülmemiştir. Bu gibi yerlerde kendim tutarım. Gerçi bazı kabalikleri hoş görmediğimi söylerim. Bazı kocaların ses çıkarmadan katlandıkları şeylerin başıma gelmesinden çok korkarım. Ama hiçbir zaman da büyük söz söylememişim. Çünkü ne olur ne olmaz. Günün birinde işler tersine dönebilir. O zaman insan şöyle yaparım, böyle ederim. Dememeli. Büyük söz söylememeli. Talip ya, günün birinde benim de başıma bir iş gelecek olursa ben kimseye gülmediğim için kimse de benimle bunu orada alay edemeyecektir. Bu da benim için bir kazançtır. Ama size gelince mide işi rengi değişir. Tekrar yukur. Sizi bekleyen tehlike çok büyük. Geniş mezhepli sayılan kocalar aleyhinde ağzında geleni söyleyip size şeytan yüklü belleş olduğunuz için yaş tahtaya basmamız. Bir tutacak tarafınızı bulmasınlar. Yoksa sizi yüklenip... Aman dostum, siz hiç merak etmeyin. Ben bu işlerde çok tedbirliyimdir. Kadınların bize boynuz taktırmak için kullandığı ince dala verileri. Şeytanlıkları bilirim. İnsana nasıl tuzağa düşürürler bilirim. Şükür ki bu tehlikeye karşı tedbirimi almışımdır. Alacağım kızda öyle bir masumiyet var ki anlama toz dahi konduramaz. Demek size kadın mutlaka toy olmalı. Karı toy olmalı ki sana toy demesinler. Sizin hatunun pek uslu olduğuna inanırım fakat kadın da aslında pek ayrı alamet değil mi? Çok bilmiş kadın alanların başına neler geldiğini iyi bilirim. Ben giderdim hiç öyle kültürlü kadın alır mı? Durmaksızın salonlardan, toplantılardan demursun. Aşka dair yazılar yazsın, şiirler dokursun. Markiler, kibar kişiler ziyaretine gelsin. Ben de kimse yüzüme bakmadan bir yanda gibi durayım. Tanrı göstermesin. Ben öyle kafası çalışanlara dünyada yanaşmam. Eli kalem tutan kadın, gereğinden fazlasını bilir. Benim alacağım kadının bilgisi kıt olmalı. Hatta kafiye nedir bilmemeli. Kibarlar toplantısına gider de kafiye oyunu oynarsa o siz ne düşündünüz bana? Dedikleri zaman kravalı pasta demek. Sözün kısası kara cahil olmalı. Tanrı'ya dua etmeyi, beni sevmeyi, küçük lokma
yapmayı bilsin yeter. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Demek sizce kadın mutlaka beyinsiz olur. O kadar kadınların çirkin ve aptal olmasına razıyım, ben çok güzel ve çok akıllı olmasına razı değilim. Zeka ve güzel namusu olsun benim için yeterli. Peki, peki ama aptal kadın namusu olmak edilmez mi? Aptal kadınla yaşama herhalde çok sıkıcı bir şeydi ya. Hem siz sanıyorsunuz ki böyle olursa tehlike kalmaz, insan boynuz takmaktan kurtulur. Zeki kadın bir kusur işleyebilir ama bunu isteyerek yapar. Halbuki aptal kadın genelde ne yaptığını bilmeden dünyaya girer. Bu güzel konuşmanıza, bu derin sözlere ben de izninizle Pantaklı Bey'in tanışa verdiği cevabı vereceğim. Siz bana aptal kadın alma deyip durun. Kıyamete kadar vaazlar, öğütler verin. Sonunda göreceksiniz ki ben hala o kafadayım ve şaşırıp kalacaksınız. Ağzımı açıp bir kelime dahi söyleyemem. Herkesin tuttuğu bir yol var. Her şeyde olduğu gibi kadın konusunda da kendi düşüncemden vazgeçmem. Oldukça zenginim, biliyorsunuz. İstiyorum ki alacağım kadın her şeyi bende görsün. Bana dört ele sarısı sonra servetini, asaletini başıma takmasın. Onun diğer çocuklar arasındaki tatlı ve sakin hali daha 4 yaşındayken kalbimi kendine bağladı. Annesini darlık içinde görünce kızını istesem mi diye. Bu köylü kadıncağız isteğimi öğrenince pek sevindim. Onu şehir hayatından uzakta küçük bir manastırda istediğim gibi yetiştirdim. Yani olabildiğince basit ve cahil kalması için gerekli tedbirleri kendim aldım. Tanrı'ya şükür muradıma erdim. Büyüdüğü zaman onu öyle masum buldum ki bana istediğim gibi bir kadınla evlenmek fırsatını verdiği için Tanrı'ya şükrettim. Sonra onu manastırdan aldım. Oturduğum yere her saat törlü törlü insan gelir. Her ihtimali düşünmekte. Tuttum onu ayrı bir yere, kimsenin gelirken göremeyeceği şu öteki eve yerleştirdim. Yaratılışındaki saflık bozulmasın diye de tıpkı kendisi gibi sade insanlar koydum. Bütün bunları niye anlatıyorsunuz diyeceksiniz. Ne kadar ileriyi düşündüğümü anlayasınız diye anlatıyorum. Şimdi bütün bunları bırakalım da bu akşam sizi Sadık bir dost sıfatıyla onunla birlikte yemeğe davet edeyim. Biraz yakından görün de bakalım seçiminde yanılmış mıyım, yanılmamış mıyım? Tamam, kabul. Görüşmede onun nasıl bir mahir, ne kadar masum yapacak olduğunu anlarsınız. Bu konuda bana anlattıklarından sonra... Gerçek anlattıklarımdan da güzel. Onun o saf hallerine her an hayran oluyorum. Bazen böyle şeyler söylüyor ki gülmekten bayılıyorum. İnanmazsınız. Geçen gün kafasını bir hayli yorduktan sonra benzerse bir masumiyette bana ne sorsa verirsiniz. Acaba çocuk insanı kulağı var mı doğar? Ay çok komik. Ay. Senyor Arnold çok güldürdün. Bakın yine bana hep bu adamı hitap edeceksiniz. Söylemek istemiyorum ama dilim öyle geliyor. Nasıl ona hoş demek bir türlü aklıma gelmemiş. Aman canım sizin de 42 yaşından sonra yeni isim almak nereden aklınıza esti? Çiftliğinizin eskili kütüğünü bir beyzane alıp ortaya atmaya ne gerek vardı? Bizim çiftliğin bu arada tanınmış olmasından başka lastoş, kulağıma anlatsak daha hoş geliyor. Atalarını, öz adını bırakıp bir takım asılsız düşüncelerden doğmak, uydurma isteği yapmak ne anlamsız? Birçoklarının derdi de bu. Benzetmek gibi olmasın, şişman bir yer adlı bir köylü. Mülk namına bir karış toprağı var. Tutmuş bu toprağın etrafını çamurlu bir endek kaldırmış. Sonra da sanki böyle büyük bir adası varmış gibi adına Mösyöleriz koymuş ya. Böyle örnekler vermezseniz daha iyi olur. Neyse, ben de La Sorge adını taşıyorum. Bence bu ismin hem gereği hem de cazibesi var. Bana başka bir adla hitap edilirse gücüme gider. İyi ama birçoklar buna alışamıyor mesela mektup arkadaşlar. Aa, nereden bileceğim yok ama söz konusu siz. Tamam. Bundan sonra ne yapar, ne eder? Ağzımı Mösyöler'e soğuş demeye alıştım. Güzel. Mutlu oldun. Evet, çok mutlu oldum. Şimdi biliyorsunuz herhalde. Evet. Hoşça kal. Canım dostum. Şu kapıyı çalıp bir görüneyim de geldiğimden haberleri olsun. Hoşça kal. Evet. Bu adam var ya, deli. Bazı kurlarda kafası hiç işlemiyor. Ne tuhaf. Öyle insanlar var ki bir düşünceyi körü körüne bağlanıp kalırlar. (Gülüyor)
geldiniz. Anne. Ay ne var be? Beyefendi gelmiş, gidip kapıyı açsana. Sen açsana. Ben ateşi üflüyorum. Ben de kuşu kolluyorum. Çıkarsa kedi kapar. Bana gelip kapıyı açmayana 4-5 gün yemek yok. İşte o kadar. Ya. Laflar laflar.
Ay. Ay, dostlara yazılan mektuplarda bu kadar kibarlığa gerek yok. Bütün bu iltifatlar gereksiz. Benden her şeyi çekinmeden isteyebilirsin. Yazılmaya bile değmez bunlar. Ama ben işte sözde bırakanlarda değil. Şu anda 16'na ihtiyacım. Doğrusu böyle davranmakla beni minnettar bırakıyorsunuz. Ne iyi rastlantı. Üzerimde para da var. Kesede sizde kalsın. Buyurun. Alacalım olacalım. Size bir mahpus var. Hadi bırakın bu belayı. Siz şimdi söyleyin bakalım şehrinizi nasıl buldunuz? Şehriniz ahalisi kalabalık. Binaları şahane. Eğlenceleri de pek kararlı olsa gerek. Aynen öyle. Herkes kendine göre bir eğlence buluyor. Kadın peşinde dolaşan çıt kırılım kibarlar burada istediklerini bol bol buluyorlar. Çünkü burada kadınların işi gücü erkekleri kırıtmaktır. Çünkü hepsi hoppalı. Esmeri de, kumralı da. Eğlenebildiğin kadar eğlen. Kocalar da dünyanın en saf insanlarıdır. Belki siz de daha şimdiden birinin kalbini çeldiniz. Yoksa daha bir şey elde edemediniz mi? Bu sizin gibi yakışıklı adamlar altından daha kıymetli. Bu boy, bu post sizde oldukça istediğiniz kadar boyunuz tatlayabilirsiniz. Size açıkça itiraf edeyim. Bu civarda bir aşk macerasına kapıldım. Dostum olduğunuz için bunu size anlatmam gerek. Yok canım, işte bir hovardalık hikayesi. Hemen bizim defne geçme. Alev! Ama sakın durun, anlatacağım şeyler aramızda kalsın canım. Tamam, bu da mümkün. Bu civarda bir dilbere gönlümü kaptırdım. Şimdiye kadar gayretlerim hiç de boşa gitmedi. Evine rahatça girip çıkabiliyorum. Şimdi burada ölüp kızın günahını almak gibi olmasın ama işlerim pek yolunda gidiyor. Peki kimmiş bu bakalım? Şu gördüğümüz kırmızı kapılı evde oturan körpe bir mahpus. Onu kimseye göstermek istemeyen bir herifin gafleti yüzünden basit ruhu kalmış ama bütün cehaletine rağmen insanı kendine hayran bırakan bir cazibesi. Öyle cana yakın, öyle tatlı ki hiçbir kalbin dayanmasına imkan yok. Bu sihirli aşk yıldızını belki siz de görmüşsünüzdür. Size ismini söyleyeyim. Agnes. Herifin adı da Soş ya da Soş gibi bir şey. İsmi de pek durmaz. Aklı az parası çok diyorlar. Böyle birini tanıyor musunuz? Tabilirsen yok şimdi hadi bakalım. Bir şey söylemiyorsunuz. Ha. Tanırım. Evet. Kaçın peki değil mi? Yani evet diyorsunuz. Gülüş derecede kıskanç değil mi? Bu da var. Herhalde anlattıkları gibi olacak. Kısacası Shirin Agnes beni kendine bağladı. Öyle güzel bir kız ki onun için hiçbir kalbin dayanmasına imkan yok. Öyle çok seviyorum ki onu. Anlatamam size. Hani sizden sıkılmadan aldığım o ödünç para var ya, bu işi başarmak için kullanacağım. Çünkü siz benden daha iyi bilirsiniz ki bütün kapıları açan anahtar paradır. Nice insanların başını döndüren o canım madem, savaşta olduğu gibi aşkta da zaferleri kolaylaştırır. Siz kederli görünüyorsunuz. Yoksa yapmak istediğim şeyi doğru bulmuyor musunuz? Yok. Yani... Anlaşıldı. Bu konu sizi sıkıyor. Haydi hoşçakalın. Size teşekkür ederim. Aaa! Bu da bunu yenecek. Ya bakın, anlattığım şeyler aramızda kalsın, olur mu? Kimseye söylemeyin. Tabii. Ah! İçimde neler? Hele babam! Sakın duymasın. Belki kız acağı tutar. Konuşurken nasıl içim parçalandı? Kimsenin aklı fikri böyle perişan olmamıştır. Gelmiş işi bana anlatıyor ya, bizzat bana. Bu ne tedbirsizlik, bu ne acele. Öteki ismi de Soş, Soş. Onu aldatmış tabii. Ama şaşkın, ne kadar da ateşli. Keşke bu kadar azap çektikten sonra boş boğazlıklarını sonuna kadar dinleseydim. Tehlikenin ne merkezde olduğunu iyice anlasaydım. Gidip arkasından yetişeyim, çok uzağa gitmemiştir. Olup biteni iyice ağzından alayım. Ah! Bu yüzden başıma gelecek felaketi düşündükçe içim ürperiyor. İnsan ararken çok defa istemediği şeyleri de bulurmuş. Çünkü ne de olsa içim yakar heyecan. Üstünden kaçmayacaktı.
içimi çeviren dert meydana çıkacaktı. Halbuki bilmediği şeyleri öğrenmesi hiç de işime gelmez. Ama ben öyle dolma yutacağım. Ağzı süt kokan çatlının sırnaşmalarına fırsat verecek adamlardan değil. Her şeyden önce bu işin önünü almalı. Aralarındaki anlaşmanın nereye vardığını öğrenmeli. Bu işte benim şerefim söz konusu, artık beklese karım diye bakıyorum. Bir kabahat işlediyse kepaze oldum demektir. Oh! Ben ne ettim de buralardan uzaklaştım? Ah! Bu uğursuz seyahat! Herkes sevgisinde bu kadar aç gözlük edip hepsini kendi yerine istemez ki.
Yanlış bilmiyorsam beyefendi geliyor. Doğru. B. Hadi var doğru bak. C. Ç. Ç de önemlidir. Pek önemsenmez ama Ç de önemli. D. Yunanların biri. İmparator Augustus'a doğru olduğu kadar faydalı da bir öğüt vermiş. Herhangi bir hadise bizi kızdırdığı zaman alfabenin harflerini saymaya başlamalı ki bu zamanlarda da öfkemiz dilsin. Yapılmayacak şeyler yapmayalım. Ben de Agnes'a karşı bu usulü kullandım. İstiyorum ki onu hemen asıl meseleye getireyim ve kalbindeki şüpheleri bir bir aydınlatayım. Agnes, buyurun. Güzel bir gül. Çok güzel. Ne var ne yok bakalım. Küçük kedi öldü. Vah vah. Aman ne yapalım. Küçük kediye. İşte her koyun kendi bacağından asılıyor. Ben köydeyken yağmur yağdı mı? Hayır. Canınız sıkıldı mı? Benim canım hiç sıkılmaz ki. 9-10 gündür neler yaptınız? Hmm. 6 gömlek, 6 tane de başlık yaptım. Bu dünya acayip bir sevgiliyiz. Şu dedikodulara bakın, herkes neler söylüyor. Bazı komşuların dediğine bakılırsa ben evde yok, gel yabancı bir delikanlı eve gelmiş, siz de onunla görüşmekten, onun uzun boylu gevezeliklerini dinlemekten çekinmemişsiniz. Ama ben bunlara inanmadım tabii. Hatta bahse girerim bunlar ya. Aman sakın bahse girmeyin, kaybedersiniz. Ne? Doğru mu yani geldiğin buraya? Emin olun, buradan bir tarafa kıpırdamadı bile. Bu işten itiraf hiç değilse masumiyetini gösteriyor. Fakat Agnes, hatırladığıma göre ben size kimseyle görüşmeyin demiştim. Evet ama onunla niçin görüştüm bilmiyorsunuz. Benim yerimde siz olsaydınız aynı şeyi yapardınız. Belki. Neyse anlatın bakalım şu hikayeyi. Garip ve inanılmaz bir hikaye. Balkonda oturmuş serinlikte iş işliyordu. O sırada şuradaki ağaçların altından yakışıklı delikanlının geçtiğini gördüm. Beni görünce zarif bir reveransla selam verdi. Ben de nezaketsizlik olmasın diye bir reveransla karşılık verdim. Bir de baktım ki bir reverans daha verdi. Ben de bir reveransla karşılık verdim. Üçüncü bir reverans daha yapınca hemen arkasından tekrar ettim. Bir geçti, geldi, tekrar geçti. Her seferinde reveranslar arttıkça arttı. Ben de bütün hareketlerini takip ediyor, her yeni reveransa karşılık veriyordum. İş o hale geldi ki karanlık bastığına sahip devam edecektim. Çünkü ondan geri kalmak istemiyordum. Beni kendisinden daha az kibar sayması bilime gidecek. Ooo ne ala, ne ala değil mi? Ertesi gün kapıya çıkmıştım. Bir yaşlı koca karı yanayama yaklaştı ve dedi ki... Bağışlasın. Bu güzellik size kötülük edesin.